Nur'un buraya gelmesini istiyorum. Gel. Vallahi en güzel gel. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Özlemişsin sen ya. Ben de seni üzüldüm. Nasıl üzüldüm ben gideceğim diye? Ağlayan güzel. Hatırlatma. Çok kötü oldum ya. Gerçekten bu kadar üzüleceğimi düşünmezdim. Şu an kalbim. Olsun. Yani artık gerçekten sen kıskanılan bir adaysın. Ben de öyleyim. Kapat artık bu arkadan da. Ben de kapatacağım. Kimsin ama çok kızdım Mehtap'a. Ceyda'ya. Ben bir şey demiyorum. Yani herkesin öğrenmiş olduğum, anladın mı? Kimsenin ilişkiye saygısı yokmuş demek ki. Ben bu görüşmede olsam da olmasam da dışarıda devam ederdi. Bir şey olmaz yani. Ben o yüzden üzülmedim. Sen için rahat olsun. Ben rahatım yani. Ya yemin ediyorum seni o kadar çok korktum ki gideceksin diye. Ben gerçekten ne ara bu şekil olduğunu hatırlamıyorum. Ve orada tamam gideceğine zaten çok üzülmüştüm. Mehtap'a onun seni yazması, Ceyda'nın seni yazması. Onlara da çok oldu çünkü onlar benim en yakın arkadaşım burada. Aynen. Ve hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Konuşuyorum. Diyor sen net değildin. Nasıl net değildim ya? Doğan abim desene. Bir gün önce el eleydik, dans ettik. O kadar mutlu anmışsınız. Nasıl görmezsiniz benim? Ayça bir seviyorum diyor, bir sevmiyorum diyor yani. Anlamadım ki ben de ya artık. Olsun, bir şey olmaz. Bak buradayım. Buradayım yavrum. Sıkıntı yok artık, beraberiz yani. Vallahi konuştum kızlarla. Bu hafta da elemezlerse. Cansel bile diyor ki vicdan azabı çektim, bir daha yazmayacağım diyor. Sevgili diyor. Allah. Gerçekten çok şaşırdım. Ne yaptın, yeni kıza alışabildiniz mi? Bilmiyorum. Sen bir şey mi dedin yeni kız hakkında? Yok. Gala gecesi yorumlarda falan. Böyle sanki bir yorum falan yapmışsın sen orada. Kızın hakkında mı? Evet. Çok dobrasın dedim yani. Çok rahatsın dedim. Aşırı rahatsın. Yani? Yani çok rahatsın. İltifat etmedin mi? Hayır canım, saçmalama. Ne işim olur efendim? İlgilenmiyorum ki. Ki benim tarzım da ilgimi çeken bir kız değil. Zaten Emre ile ilgileniyorum ama. Olsun. Yani bilmiyorum. Sağ gösterip sol vuracakmış gibi hissediyorum bazen. Yok yok. Yani çok Emre'nin üstüne düşüyor ama herkes de aynı samimiyette davranıyor. Yok yok. Ben öyle çok rahatlıkları sevmiyorum biliyorsun. Yani ağır başlı olması lazım. Nerede ne konuşacağını bilen bir kız olması lazım. Senin gibi. Değil mi? Benim gibi. Ben aşırı rahat kızları çok sevmem. İyi. Böyle bakayım yani biraz. Ya bak. Güzel öp. Tamam çok öyle şey olmaz. Ne? Dur da şeyiz biz, tanışıyoruz da. Benim canımı sıkma, ağlıyorsun. Evlenmeden öpmem. Gala da ağlıyorsun benim yüzümden, şimdi evet, öpmüyorsun. Üzüldüm ama. En azından sen benim içimdeki duyguları biliyorsun artık. Elimi kesmiyor. Niye? Derdemin şeyini keserdim. Bak ben. Sen de mi kestin? Ben kesmedim de. Sakat. Anten vardı ya, anten. Ben görmemişim, hala oradaymış o anten. Anten ben de aldım, kırdım onu da. Geçti. Niye kırdın? Kavga etmedin değil mi sen mi? Yok yok. Nur'u çağıracağım dedi kırmızı odaya. Kim? Nereden? Biraz çıkıştım, çok değil yani. Yapma. Dedim alırsın cevabını. Benim duygularımı biliyorsun ha, artık. Alırsın sen. Cevabını dedim ben. Yani. Cevabını alır, otur aşağı. Böyle bir şey olur zaman konuşurum ben zaten. Konuşmayacaksın. Or gel. Ayağım patladı. Bu zor ya. Sen ne? İyi. Nasılsın? İyiyim sen. Çok güzelsin. Gerçekten. Siyah sana yakışıyor. Sırtım açık. Bayağı bir açık. Neyse. Anne. Bunu babaannem getirdi sana. Gerçekten mi? Bakayım. Bunu kızım Cansel'e ver dedi. Kızım Cansel'e mi? Hadi ya. Ama içimden var. Bisikletlere bayılıyorum. Bak. Nasıl kokuyor? Kokuyor. Hep sıkarım o zaman. Sağ olsun. Babaanneciğim. Ne var? İyi. Orada? Ne oldu? Orada. Yeni kızla? Çekişmeler var. Ne oldu? İşte gıcık gıcık konuşuyor bana. Ne gıcık gıcık? Ne diyor? Seninle ilgili. Ne diyorsun? İddialı girdi ama birazcık sanki hevesi geçmiş gibi. Evet. Gördü çünkü. Geçelim, evet. Geçiriyoruz. Bak ona hiçbir şekilde
konuşmayacaksın, yakın davranmayacaksın. İstemiyorum. Merak etme. Sana güveniyorum. Biliyorum. Gerçekten güveniyorum sana. Ben de sana. Konuşmayacaksın yani. Ya konuşmayacağım değil mi? Ha bugün sabah yaptığımız o şey neydi? Taklit yapıyordunuz. Emre sana bir şey okuyordu. Ne o? Ha işte Emre bir şey, böyle bir kağıt getirdi. İşte bu Nurçin'den mektup dedi bilmem ne. Aa. Sonra okumaya başladı. Ben de gördüm, dinliyordun. Evet, dinliyordum. Gururu okşanmış falan dedi kızlar hatta. Sen böyle bir gülerek dinliyordun. Yok, o şey. Emre şaka yaptı. O... Ne şakası? Yani Nurçin'den gelmedi o mektup. O böyle biliyorum. Bir kağıt almış, böyle okuyor. Ben bir farkında, yarımında fark ettim onu. Gülmeye başladım böyle. Sonra ne oldu? Sonra bir şey olmadı, aldım. Mektubu aldım. İçinde hiçbir şey yok, böyle çizgiler var. Böyle yapmış. Anladım. Sonra da attım. Attım. Anladım. Siz nasıl biliyorsunuz? Vallahi Mehtap'la. Gene kız böyle ikiye ayrılmış durumdayız. Ev olarak. Gene Mehtap'ta hani böyle bir yeni gelen sevdası var ya. Almış kızı böyle kucak açmış. Kanatları altına almış. Biz de işte Ayça ben Menistan'ı takılıyoruz öyle. Onlar işte eser biz vermez falan diyor. Verir mi canım? Yani. Yani. Hiç ben olmasın o kadar. Asla. Olmasın ama diyorsun. Senin ne yapacağını merak etmiyor değilim. Yani senin kıskanç tarafını. O ancak bize tarafına... sınav olabilir. Ben bunu sınav olarak görmüyorum. Herkes böyle sınav diyor ama bu benim için bir sınav değil. Ne? Böyle sivrisinek gelir ya böyle. O sivrisineği bir tanesini yapıştırıyorsun duvara. Gerçekten mi? Sınav nedir biliyor musun? Sınav böyle, ben diyeceğim ki Cansel, ben Brezilya'ya gidiyorum. 3 hafta yokum. Aa! Gel ben diyeceğim. Sen de ya aşkım gelemem diyeceksin. Ben de diyeceğim, ah tüh be keşke gelebilseydin diyeceğim. Sonra gideceğim. Sonra? Sonra, yani geri döneceğim. Koklayabilir miyim? Hayır. No, come on. Bir dakika. Bu arada gala gecesi o kız ilk eve geldiğinde. Hani sen Hazal'a mesela izlediğimde gördüm ve çok uzak durmuşsun. Bu kıza nasıldı? Aynen. Umarım verirler de görürsün. Ama... Aynen o nasıldı peki? Çekti beni sonunda. Şey dedi, böyle. Çekti derken? Yani bak girdi, herkese eli sıkıştı, beni çekti böyle öptü. Ne? Ya. Yeah. Öptü mü? Öptü. Ama yani buradan. Ben de evet, okay. Onu anladım zaten. Evet. Sonra gidişte de sen Cansel'i nasıl kokladın falan dedi, böyle geldi. Böyle kokladı. Seni kokladı mı? Evet, böyle kokladı. Ay, inanmıyorum. Evet, hatta geldi böyle kokladı. Ya tamam onu anladım. Yani bildiğin o kız gelip seni kokladı mı şimdi? Ya çekti böyle, böyle hani boşluğa düşersin ya böyle orada. Sen izin mi verdin buna? İzin vermedim, beklemiyordum. O bitti. O görecek. Yani seni kokladı öyle mi? Benim olan bir şeyi aldı kokladı ha. Ya. Öyle yaptım. Ya görsen resmen özenti kız, anladın mı? Senin taklidini yapmaya çalışıyor. Benim taklidim. Bir de senin samimiyetine inanmadığını söyledi bana. Hı. Ben ona dedim ki sen eserin samimiyetine inanmıyor musun? Beni sevdiğini söyle dedi. İnanmıyorum dedi. Hı. İnandırırız. Sonra da bana inanmıyorum. Şöyle dedi. Onun neye inanıp inanmadığı umurumda değil. Bilmiyorum. Ama o seni nasıl koklar? Onun hesabını git sor. Kavga mı istiyorsun? Aa, kavga istemiyorum. Asla. Bak. Sakın saygısızlık etme, okey? Yani sen bak, ne yapacaksan dozunda yap. Çünkü beni biliyorsun, okey? So, yani ona göre hareket et. Ve hiç şey verme. Nasıl diyorlar? Ya çok kısa oldu bu ya. Süre bitti. Ya bitmesin bu süre ya. Konuşacağız gene hadi. Ya, Ama benim eve gidip halletmem gereken şeyler var. Ben kendi oynasın o zaman, boşver. Aynen öyle. Aynen. Bırak dokunma oynasın çocuk kenarda. O karışmıyor. Kenarda ötede oyna. Beni de oyna bana. Eser'i artık çözdüm, Eser'e kızmıyorum. Eser'e kötü bir şey de söylemiyorum. Onu artık böyle hani bir şey gibi,
böyle bir çocuk gibi bir şeyleri yavaş yavaş öğretiyoruz biz ona içeride. Hani neyse boş ver eseri şimdi. Bunlara... Gider yapıyorsun sen gider şimdi. Gider yapmıyorum. Şurada seni 5 dakika göreceğim. Niye bana böyle gider yapıyorsun? Yapmıyorum. İnsanlar ki özledim ne zamandır görmüyorum der. Ne kadar ayıp ya. Onların daha zamanı var. Onlara daha zamanı var. Sen söyleyeceksin ama yani bunu tamam. Bilmiyorum bunu senin hal ve hareketlerin belirleyecek. Yani gözlemliyorum ben seni. İyi gözlemle o zaman. İzliyorum. Beni gözlemle ama. Niye başkalarını gözlemlersem ne olacak? Sürem bitiyor, yorum yapmak istemiyorum. Var daha süreye çok var. Bilmem ne olacak. Sana sormak lazım. Ne olur mesela? Bilmem. Ne olur? Olay mı yaratırsın? Kavga etmeyeceğim. He. Aferin. Dediklerimi unutma. Akma. Yeni gelen arkadaş da biraz böyle bir değişik bir tip. Evet. Çok farklı bir tip. Konuşmaları olsun böyle hani sivrilme çabası olsun falan. O gün dün de ben onu fark ettim İyi zaten orada. İyi kızın normalinde bence o. Kızdan bahsetmiyorum. Soner'den. Aynen. Çocuktan Ay. Bahsediyorum. Çok yapmacıktı o be. Neyse işte artık bilmiyorum. Çok yapmacıktı yani. Arkadaş o. Ciddi öyle mi geldi size de? Çok ya çok kısıntı. Hatta ben çok kastı kendini patlayacak falan dedim. Ben de onu gördüğüm için zaten çok fazla müdahale etmedim bir ama. Çok itici o be. Ya nasıl gelmiş buraya girmiş? Şansı yok o çocuk. Bilemeyiz Rizk. Yani. Yok mu kimse beğenmemiş mi? Dani tanırım dedi. Dani tanırım dedi. Ben herkes tanırım diyor zaten. Allah Allah. Cansel de belki falan yaptı. Ben... Ha, Cansel hemen U mu yaptı? Beni ilgilendirmez. U yaptı değil. Tanırım muhabbetine gelince belki falan yaptı. Cansel'i de caydırdın herhalde. Bilmem. He? Caydırayım mı? Caydırırım tabii ki. Yar etmem seni. Bilmiyorum. Onlara. Seni kurtlara bırak. Hey, merhaba. Hoş geldin. Ben de hiç bekliyor musun böyle? İnan, sen romantik değilsin ama. İşte senin için yapıyorum. Ay teşekkür ederim. Çok güzel. Hiç beceremem böyle şeylere ben normalde ama. Nasıl düşünüyorum? Her şey senin için. Her şey senin için yani. Ben de tam şey diyecektim. Beni affettirmek için kendimi. Akşama da bir sürprizim var bekle. Şaka. Benden beklenmeyen hareketler düşüyor. Ay ben şoktayım şu an. Gerçekten hiç ben böyle beceremem böyle şeyleri biliyorsun. Ya. Çok sevindim ama... şu an bunu yapmana. Çünkü bir şeyler bekliyordum açıkçası. Ama emin ol senden güzeldin ya yanıklık. Ya bak romantik sözler de öğrenmiş. Evet. Ya. Ceket de yakışmış bu arada. Teşekkür ederim. Böyle mi giyineyim? Bu tarz ben? Sana çok yakışmış. Bayıldım. Teşekkür şimdi. Ederim. Klasik giyinmeyeyim mi artık? Yakışmıyor mu? Yok hayır klasik de yakışıyor ama bu tarz da çok güzel olmuş. Evet sağ olasın. Yeni gelen çocuk da seninle ilgileniyormuş. Benimle mi ilgileniyormuş? Hı-hı. Hiç fark etmedim. Muhabbet ettik diyor, konuştuk diyor falan. Herkes de konuştu. Ben geldiğimde artık... konuşmamıştım emin. Senle ilgili çok sorular soruldu ama çocuğa çok fazla soru sormadılar. Dedim ben sorayım. Şimdi bari. Şey olmasın hani. Ne olmasın? Ne bileyim. Çok... Ama o ilgilendiğini gösterir Nur. Hayır, annen baban nasıllar dedim. Sadece bunu sordum. Çocuk düşün, annen baban ne, nasıllardan ne çıkartmış ki? Ne kendi dedi kendine ki? Bana mermi sıktı. Nur benimle ilgilendi mi dedi? Nur benimle ilgilendi demedi. Ben de Nur'la ilgileniyorum dedi oturması kapı. Dedim eyvallah kardeşim. Burası bir... Selçuk değil lütfen. Şu an romantizmden girip Selçuk'tan çıkıyorum. Ama benim ayarım bak, bozulsun. Bak kızıyorum ha. Beni atarlandı. Bana benzemeye başladın. Ne yapıyorsun? İşte yüzümüzde bakarken. Ne yapıyordun? İyi işte oturuyorduk. Evet. Ben de düşünüyordum işte. Kızlar sürekli seninle ilgili bana laf sokuyor da. Ne gibi? İşte... Ne bileyim, istemem yan cebime koy falan diye böyle saçma sapan şeyler söylüyorlar. Ne alakası var? Ben de Semih bana kendini affettirmeye çalışırsa tabii ki şans vereceğim. Herkesin şansı. Evet tabii ki. Sonuçta sen benim nikahlı kocam değildin, aldatmadın beni yani. Herkes yanlış yapabilir, herkes hatasını anlayabilir. Evet, önemli olan bu zaten. Beni anlayabileceğim, bilen bir hatun istiyorum hayatımda. Hani yemin ediyorum i̇şte bak yanlış sana... yanlış seçimler yaparsan... İşte yaptığım hatalar var yani. Ama ben gerçekten sevdiğim zaman adam gibi severim. Sildiğim zaman da gerçekten tek kalemle silerim yani. Bunu çizerim de. Çizerim yani. Direkt. Güzel. Ama gerçekten sevdiğin zaman adam gibi severim yani. Gönülden severim. Sana karşı bir şey hissetmesem emin ol yani. Bu tarz bir şey benim kesin tarzım bir şey değil. Ne hissediyorsun bana karşı? Hadi biraz tanımla bunu. İşte ne düşünüyorsun sen bana. Böyle bir dakika güller, çiçekler, böcekler. Çok ne güzel. Düşünüyorsun? Ha? Bilmiyorum sen söyle. Ben senden duymak istiyorum. Ama ben işte öyle çok duygularımı ifade eden bir adam değilim. Ediyorsun işte. Ediyorum da işte çok konuşarak değil böyle yansıtarak beni tanıdıkça öğrendiğim duygularımı.
içindekilerini. İçindeki romantik erkeği dışarı çıkaracağım. Sana diyebilirim seni seviyorum diye. Yok ama hayır öyle bir şey deme zaten. Ben sana ben diyorum, gerçek bir adamım anladın mı? Bana İçin karşı hislerini dışında... tanımla diyorum sadece. İşte seni şu an tanımak istiyorum. Sana karşı bir ilgim var. Ama net az bir şey yok anladın mı? Ama bir ilgim var sana karşı. Bu gayet açık ve net yani. Belli. Gözlerinden belli olmuyor. Evet oluyor. Ama bugün güzel çok bakıyorum. Pozitif enerjinle geldim. Beğendim yani seni. Öyle mi? Evet. Artık yeni artık bir böyle haftaya ha, girdik. Beni, hep mutlu edeceksin böyle. Bana güzel söz. Önce sen beni bana mutlu et, benimle pardon. Benimle ilgi alaka göster bana. Bak, elini uzattın bana mı? Elini uzattın da böyle. Hayır, şey yap dedim. Önce sen ilgi göster. Önce ha. Erkekler gelir, sonra kızlar. Olsun, sen... Usulen her şey. Kız evi, naz evi. Lütfen. Ha, öyle olmaz. Senin bana karşı biraz daha böyle... İşte canım cicim sen olacaksın. Sen farkında mısın? Bak sen bana nasıl geliyorsan aslında... Ben sana ne demiştim ilkinde biliyor musun? Bana bir adım gelen ama iki adım gelirim demiştin değil mi? Hı hı. Sen şu an bana karşı iyi, nasıl böyle pozitifsen ben de sana karşı öyle olurum. Tamam. Anlaştık. Bu canım sıkıntı. Ya öyle değil ama romantik bir an. Arkadaş... Ya tamam bu çok mutlu oldu. Yemin ederim var ya ben kendime inanamıyorum. Ne yapıyorum böyle sana? Neyse akşama da son sürprizimi yapayım artık. Bayılma. Çok merak ediyorum. Ne? Bayılmadım. Ya, o kadar da büyük bir şey değil. Sadece içimden gelen bir şey. Akşam yapacağım. Şoka gireceğim sanki. Şöyle şaşıracağım bir şey gibi söyledi şu anda. Merak ettim. Şimdi ben bütün gün bunu düşüneceğim. O kadar da değil. Çok şaşıracağım bir şey değil. Ha. Sürpriz sadece. Ha, tamam. Öyle vuuu gidip de... Yani, aa hiç görmemiştim. Hayaller Paris'i gidip de bekleme öyle bir şey yok yani. Ay bu neymiş o? Bu neymiş olmaz. Yok canım ya. Normal ufak sürpriz. Bir şey ama benim için maneviyat yüksek bir şey. O yüzden sana bir şey... Bir sürpriz yani anladın mı? Niye öyle yavaş yavaş açtın? Bilmiyorum. Kimin çağıracağını bilmiyordum. Nasıl ama yani? Senin ismini verdim. İyi sana. Tamam. Okey, wait. Sonsuzluk o zaman böyle yapalım. Ya. Ne yapıyorsun? İyi. Bu yeni moda mı böyle? Evet, yeni moda. Güzelmiş. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Güzel dans ediyordunuz bugün. Gördün mü? Hı hı, izledim. Aa, ben, ya. Ya. Güzeldi. Kaldın önce. Bayağı da mutlusunuz. Ya iyi. Erdem'le aran iyi galiba. Yani... İyi. İyi olmasını isterim, benim için daha iyi bir şey. Ben dün... hepimiz konuşuyoruz ya. Orada hani herkes sana yükleniyor. Ben de orada yani canım sıkılıyor. Böyle sana yükleniyorlar. Ben de ağzımı açmak, konuşmak istiyorum ama diyorum ki yani daha cinsel kararını hani net olarak bir şekilde vermemiş. O yüzden hani seni de tam olarak böyle arkanda duramıyorum. Ama inan içim yiyor orada. Hemen sana o gün de söyledim. Sen hislerinden eminsin değil mi hala sen? Yo hiç emin değilim. Come on. Come on what? You sure? Of course I'm sure. Bugün seni başka kim çağırdı acaba Kırmızı Oda'ya? Bu ilk gelişim. Umarım da son gelişim. Teşekkür ederim. Gene bir şeyler. Şimdi okumayacağım ama. Okunacak bir şey yok. O boş bir kağıt. Ama içinde kalp var. O kalp... Ya, o kalbi istersen açıp okuyabilirsin. Onu ilk geldiğim haftada yazdım. Ve o bir başımda durdu. Kitabımda durdu. Ve o boş kağıdı da hani sen eğer bir gün bir şey yazmak istersen bana o boş kağıda yazıp bana geri verebilirsin. Ama kalemi de sen bulacaksın artık. Kalem bende. Mürekkebi senden olsun. Yani ne diyeyim, bu kadar kargaşanın içinde tek bana pozitif enerji veren sensin. Yeah.
Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Sağ ol canım. Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim Yasin'cim. Biz de yemek yapıyorduk içeride. Ha, böldün mü? Yok, bölmedim tabii ki de. Bölmen daha iyi oldu aslında. Öyle mi? Evet. İşten mi kaçmış oldun? İşten mi kaçmadı? İşten mi kaçmış oldun dedim. Yok, senin çağırman hoşuma gitti. Ha, teşekkür ederim. Senin beni çağırman hoşuma gitti. Yani seni görmek daha mutlu etti beni. Ay, çok orada yemek yapmaktansa. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çağırmak istedim çünkü biliyorsun buradaki herkes sonuçta benim burada 5. haftam, beni tanıyor. Evet. Ama senin ilk haftan burada, sen evet. Beni tanımıyorsun. Evet. Biraz beni tanımanı istedim. Beni yanlış anlamanı istemedim. Dün kötü şeyler oldu biraz. Evet. Benim açımdan. Beni yanlış algılamanı kesinlikle istemem. Hı hı. Ben biraz sert mizaçlı bir insanım. Bu benim yapım. Yapımı da değiştirmeyi düşünmüyorum. Evet. Kesinlikle. Beni ben olduğum için insanların sevmesini istiyorum. Düşünmüyorum. Beni ben olduğum için insanların sevmesini istiyorum. Zaten sende olanı sana anlatıyorum ben. Evet evet, doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ama yani senin de dün olanları yanlış anlamanı istemedim ben. O yüzden seni çağırdım. Ben dün olanları izledim, gördüm. Hani bu herkesin illaki bir analizi olmuştur. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Hı. Çünkü geçmiş, geçmişte kalır ve önündeki günlere bakarsın. Çok güzel bir düşünme. Bu senin için de geçerli olan bir kavram zaten. Bence hani geçmişe değil de geçmiş yaşamayı bir kenara atacaksın. Çünkü dün dünde kaldı. Artık önündeki günlere bakman gerekiyor. Hani zaman neyi gösterir ne sen bilebilirsin ne de ben bilebilirim. Tabii ki de. Senin duruşun ve karakterin, yani sahip olduğun özellikler ve aynı zamanda bunun dışında bugün arkadaşlarla da konuştuk. Hani dış görünüştekiler senin için bir ölçüt müdür? Hani dış görünüş benim için bir aynadır. Ufak bir ölçüttür. Baki olan insanın karakteri ve kişiliğidir. Tabii ki sen zaten dediğim gibi yani güzel bir kızsın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz ne yapıyorsunuz içeride? Hakkımda konuşuyorlar mı? Hakkında pek fazla konuşma geçmedi. Yani kimse hakkında konuşmuyor seni. Hayret. Dünden sonra hakkımda konuşulmasına sevindim. Hoş geldin. Merhaba. Niye gülüyorsun? Yok şey. Yok ya, gülüyorum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Seni gördüm daha iyi oldum. Hmm. Ben de öyle. Peki beni özledin mi Tankut? Seni daha fazla özlemek istiyordum. O yüzden çağırmadım pazar günü kırmızı olayı. Dani. Ama beni daha fazla özlemek istiyorsun. Bu da güzel bir şey. Kırmızı odaya kimseyi çağırmaman da çok hoştu ayrıca. Öyle mi? Evet. Seni daha fazla özlemek için. Tankut ya. Ne oldu?
Seni ne yansıtıyorum şu anda. Beni yansıtıyorsun. Senin gibi oturdum. Evet. Danıcılık yapıyorum şu anda sana. Danıcıya danalık satıyorum. Danıcıya danıcılık satıyorum. Pardon. Ya biz ikimiz çok eğleniyoruz. Farkında mısın? Vallahi ben söylüyorum. Yani ben yanılıyorum değil mi? Seni eğlendiriyorum değil mi? Ne alakası var? Şaka yapıyordum zaten. Ben gülümseyebildiğim için şu an buradayım. Ve bundan çok mutluyum. Niye böyle bir şey söylüyorsun ki? Şaka yapıyordum ya. Gülümsemene daha fazla gülümseteyim ama yerinde olmadı galiba. Kendimi öyle mi hissettim acaba? Acaba kendimi şaklaban yerine koyuyor gibi mi görüyorum da acaba o yüzden böyle çıkıyor? Niye böyle düşüncelerim var? Bilmem ya. Yani... Güvensizlik mi desek? Güvensizsin, emin olamıyorsun bazı şeylerden. Ama ben güvensizliğini anlayabiliyorum zaten. Konuştuk biliyorsun yine. Evet. Şu an buradayız. Evet. Ve burayı yaşıyoruz yani. Doğru hani sürekli eskileri düşünüp yaşamanın bir anlamı var mı çok acaba? Doğru söylüyorsun. Yok. Ki benim hayat... Mutsuz olacağımıza... Hayat felsefem şu anı, anı yaşamaktır yani. Anı yaşamaktır. Yani. Carpe diem mi yoksa? Neymiş, neymiş? Carpe diem mi yoksa diyeceğim. Yani evet seni anlayabiliyorum. İnsanlar da biliyorsun ki başladılar zaten dat 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 etmeye. Ne diye? Ama... Ne diyorlar? Geçen gün hani yine boşboğazlık yaptı ya bazı insanlar sen de hani benim suratımın nasıl olduğunu görünce bir şeyler söyleme gereği duydun. Bunların olacağını ben biliyordum zaten. Hazırlıklıyım da ama hiç önemli değil. Ya bunlar herkes için oluyor değil mi? Yani sırf sana olmuyor, bana olmuyor, herkese oluyor. Çünkü evet. Herkesin burada yaşadığı tecrübeler zaten birbirine çok benzer. Yakın. Benzer aynen. Tecrübeler çünkü bulunduğumuz yer belli. Format belli. Evlendirme aynen. Programı, ilişki kurulmaya çalışıyor, olmuyor. Bunlar normal. Ben yani zaten bunları açık gözlü, açık olarak bakıyorum. Biliyorsun zaten sen de. O yüzden yani çok ama ben kendi problem açımdan değil. Şanslı hissediyorum kendimi. Şanssız. Şanslı. Şanslı. Evet. Çünkü burada aynı platformda bazı şeylerin farkına varabiliyorsun ve aynı platformda olduğun için o farkına vardığın şeyleri tekrardan yaşayabilme şansın var. Doğru. Mesela sen şimdi dışarıda olsaydın ondan sonra cıma. Ben Hint kumaşımın değerini anlasaydım ama olmasaydın bir daha. Nerede bulacaktım ben mesela? Ama şu an hala buradasın. Mesela kaçış yeri yok diyorsun ama yani. Ama değil mi yani? Dışarıda şimdi sen San Francisco'da, ben nerede Romanya'da. Ben buluşabilirsen yani. Ama burada kısmet bak, demiş diyorsun. Burada da zorla kısmet gibi oluyor. Ya zorla şey, kısmet diye bir şey yok. Ya sen istedikten yani, sonra bulurdun ya. Ben kimleri ne zaman nerelerden buldum çıkarttım. Olabiliyor yani. Olmuyor diye bir şey yok. Denersin yani. Başka ya, bir şey denedim ve olmadı zaten Tankut yani. Hissiyatın varsa. Ya sen zaten şimdi başkalarını da zaten deneyebilirsin. Biliyorum. Ben şu son haftalardır herkes diyor ya en son bu işte Erdem Melis ayrılmasından Erdem Melis'in işte ben her hafta artık birisini çağıracağım çünkü yani buna destek de var. Evet herkes kim birbirini Melis çağırabilir falan. Her sırf Melis değil herkes bunu söylüyor. Baktığın zaman da aslında şunu anlamak lazım. Bugün kahvaltıda konuştuk. Yani şu anda buradaki insanların beraberlik yaşadıkları beraberlikler zaten ne beraberliği? Ben Eser'le Cansel için de aynısını söyledim. İnsanlar burada zannediyorlar ki evlenmişim, boşanmışım. Yani şimdi Erdem demeyiz boşanmış durumdalar. Eyvah eyvah şunu çağıramaz, bunu yapamaz. Yok öyle bir dünya. Son zamanlarda her şey çok yolunda gidiyor. Ve bunun bozulmaması için buraya Ayça'nın gelmesini istiyorum. Ayça seni bekliyor. Çok mutlu oldum. Allah Allah. Şimdi ruj edeceksin burayı ondan hayır sonra... Hayır ya ruj etmiyorum. Gidince millet kıskanıyor yalnız ya hadi. Tamam kıskansınlar onlar. Ne yapıyorsun? İyiyim teşekkür ederim sen ne yapıyorsun? İyiyim. Çok şık gördüm bugün seni. Ne güzel böyle hanım hanımcık giymişsin. Saçların da güzel olmuş. Ay ne güzel senden böyle şeyler duymak bak. Ellerim buz gibi oldu gördün mü? Sadece çevir. He, dur onu unuttuk. Aa ama sen unuttun. Tamam, vallahi tamam. Bu sefer bak gördüm ben çevirmedim senin aklına geldi yani. Yani burada bir şey var ama dur bakayım. Aa. Her zaman hani senin sözlerin ya bana. Evet. Ya, bu da benim sana sözüm olsun. Okuyayım mı? Al oku. Bak elim titredi. Güzellik sadece güzel olan şeylerde değil, güzel görmek istediğin her şeydedir. Kısadan hisse.
giderim stüdyo yine. Standart Ayça. Neyse bu burada dursun. Ya da bu sende dursun. Tamam. Yani bunu... Öbürünün yanına. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yani hani... yine bir kırmızı oda görüşmesi. Yine sen, yine ben. Yine kırmızı giymişsin. Sevgilim. Aşkın rengi biliyorsun değil mi kırmızı? Allah Allah. Hatırlıyorsan daha önceki kırmızı oda görüşmelerimizde bana aşkı sormuştun. Süre bitmişti. Evet, çok iyi hatırlattın. Evet hadi cevap verir misin? Ya şöyle ben aşkı sana anlatarak ifade etmenin peşinde değilim. Yaşatman gerekiyor yani. Yaşaman lazım, görmen lazım. Anladın mı? Hani bunu sana anlatırsam bir değeri kalmaz. Bırak yaşa ve gör. Biz böyle daha mutlu oluruz emin ol. Ayrıca selamını da aldım. Önder'e çok selam söylemiştim. Bize kim gelse sana haber gönderiyorum ya ben. Çocuğun zaten Önder de sağ olsun şey diyor. Abi diyor kahvaltıya oturduk. Başında Emre dedi. Sonuna kadar Emre dedi yani hani. Bunu zaten hep yapıyorsun biliyorum farkındayım. Ay çok utandım. Anlat bakayım. Biraz da sen anlat hadi. Ne anlatayım hayatım ben? Ne istiyorsan onu anlat. Üstüm olmuş mu? Ya dediğim gibi gayet şık yani. Bak böyle de şık olunabiliyormuş. Böyle de düzgün durulabiliyormuş yani. Hani bir kere daha anlamış olduk. Ay ben senin de konuşamıyorum ama ya Emre. Biz bugün biraz şeyiz ya, durgunuz. Niye öyle? Ben hala sana aşkla bakıyorum. Hala seni seviyorum. İki gündür zaten seni görmüyorum. Yok bir daha hani seni sevmiyorum deseydin yani. Seni sevmiyorum. Allah Allah. Ay şaka yapıyorum. Hemen surat şeklini değişiyor. Böyle bir şeyin şakasını bile yapma bana yani istiyorsan. Bak. Şu raddeden sonra. Yok canım yapma. Ben seni sevmem, seni sevmeyen olur. Allah. Sen? Eyvallah mı diyeceksin? Zamanı var diyeceğim. Evlenince mi söyleyeceksin seni seviyorum diye ya? Benim sana seni seviyorum dememin manası yok ki. Zaten kadar... sen bunu benim hareketlerimden anlamıyor musun? Evet o kadar güzel şeyler söylüyorsun. Sen bunu görmüyor musun zaten? Bunun farkında değil misin? Ben hatta senin gözlerini de görebiliyorum bakayım. Bak bakayım. Görüyorum, görüyorum. Gözlerimde görüyorsan zaten kelimelerle ifade etmeye bakayım, gerek yok. Bakayım ellerini terlemiş mi? Terliyor zaten yani hani bir tek senin ellerin terlemiyor. Hayır, emin ol. Bir tek sen terlemiyorsun. Ya. Evet bahanelerin güzel, mantıklı. Ama istediğin zaman zaten elini tutabilirsin. Olsun. Biliyorsun bunu. Bahane yapmak daha şey oluyor böyle. Buz gibi ama ellerin. Hmm. Üşüdüğüm zaman ısıtırsın işte ne güzel. Ay nasıl bir adamsın ya. Çocuk kelime bulamıyorum sana. Bildiğin böyle bir adamım işte ne yapayım. Pişmansansın. Ya ilk başından bu zamana kadar geçen sürede çok yol kat ettik. Bak herkesin saygısını kazandık farkında mısın? Bir şey sormak istiyorum sana. Sor. Teyzenle hiç görüştün mü? Görüştüm. Bir şey sordu mu? Bir şey söyledi mi? Ya aynı fikirdeler. Ama bu fikirlerin değişmemesi için bir neden yok. Ben elimden geleni yapıyorum. Sen duruşunu bozmazsan zaten insanlar senin hakkında, benim ailem senin hakkında hiçbir zaman kötü konuşmaz. Zaten kötü bir şey de söylemediler. Farkındasın. Niye canım teyzem sana ne kızdı. Dedi? Kızabilir en doğal hakkı. Senin anneannen de bana kızdı. Ona kalırsa. En doğal o da hakkı. Bana işte uyarılarda bulundu. Peki, ben de. Annen. Ben annemin fikirlerini çok istiyorum öğrenmek. Annemin fikirlerini şu anda ben sana söylemeyeyim. Eğer annem gelirse buraya ondan öğrenirsin. Kırmızı Oda'ya Cimilli aşiretinden Brom Batman'ı çağırmak istiyorum. Bro! Ne haber bro? Ne haber? Ne haber bro? İyi bro. İyi geldik buraya, ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Niye çağırdın? Niye çağırdım? Vallahi niye çağırdım? Öyle, değişiklik olsun. Burada takılalım biraz dedim. Doğru değil mi? Burası da güzel. Burası da güzel. Aynen. Çeksinler, bizi buradan çeksinler. Abi. Evet abi. Burada takılalım biz. Burası yani. Güzel. Aynen. Baksana ferah. Işık alıyor. Şimdi buraya gelmişken bari bir konu konuşalım, bir şey yapalım. Strateji yapalım diyorsun.
Strateji. Evet. Bak bunda bana bayağı geldiler benle Cansel'e zamanında. Ha bak bunu, hakikaten bak bunu ciddi ciddi konuşmak istiyorum seninle. Evet. Zamanında benle Cansel'e, çünkü şu an aynı şeyi sen görüyorsun Nur'la. Size strateji yapıyorsunuz bilmem ne falan filan deniyor. Ha. Bunu benle Cansel'e de yaptılar. İşte yok biz strateji yapıyoruz bilmem ne falan filan ayrılıyoruz bilmem barışıyoruz. O 3 haftayı biz direkt yani atak yiyerek geçirdik. Evet. Ve o dönemi atlattık. Şimdi artık kimse bizimle uğraşamıyor çünkü biliyorlar bizimle uğraştığında bizi yıkamıyorsun, deviremiyorsun. Niye? Bu nasıl oldu? İnsanları fazla kayla almayarak, insanların evet. ne dediğine fazla takmayarak, onların söyledikleri laflar eğer senin kalkanında düşüyorsa onlar zaten bir noktadan sonra susuyor. İster istemez. Aynen. So şimdi burada sana böyle bir şey yapıldığında sen nasıl cevap vereceğini biliyorsun. Yani bazen yükselerek veriyorsun ama. So just... Yükselme diyorsun. Yani. Sal gitsin. Sal gitsin yani. Bak kim ne derse desin abi 70 milyon var. Herkesin ağzından evet. bir ses çıkıyor. Yani evet. burada kişiler de çıkan sesler işte 70 milyon duyuyor. And, yani sonuçta onlar da 70 milyondan biri. Evet. You know? Kimseye göre hareket edemeyiz zaten bro. Yok abi. Yani 70 milyonun 70'inden de ayrı ses, ayrı kafadan ayrı ses çıkıyor. Hmm. Hangi birini dinleyeceksin, hangisine göre hareket edeceksin? Bir de herkesle görüşleri, fikirleri de uymuyor. Yani birine yanlış gelen birine doğru geliyor. Yani onun ayarını kuramazsın. O yüzden geliyoruz buraya işte. Abi biliyorsun o dışarıda da buyum. Yani. Dışarıda da buyum, içeride de buyum. İşte burada kamera var diye işte gelip şöyle oturup şöyle triplere falan da girmem. Bu abi model bu. Sevenler böyle sever, sevmeyenler de sevmez. Dediğin strateji olayında da bro. Biliyorum şu an çok yeni. Çok da doğru olmadı falan. Neyse seviyorum sonuçta. Yok, ama doğru yanlış yok. Ama abi yani tabii ki konuşulacak. Bir yerde de bitecek ama. Yani bu çok böyle gitmeyecek. Bir yerde insanlar bitirecek bu iş. Evlilik değil falan mi? Öyle bir şey yok. Yo dün Nur'a dedim sen dedim hazır mısın dedim. Yok yani. Hazır mısın dedim. Çok erken dedi. Tamam dedim. Yani bu kimseyi de ilgilendirmez. Kimseye de takılmıyorum zaten biliyorsun. Ne hissediyorsam onu yaşıyorum abi. Ya. Kimse de umurumda değil. Umurunda da olmasın zaten. Yok. Çünkü abi burada herkes bak... Yani bazıları burada dışarıda ayrı, içeride ayrı. Yani burada evet, bunu görebiliyorum birkaç kişiden. Burada bak hepimiz geldiğimiz günden beri değişim yaşadık. Ben daha deli doluydum bilmem ne, şimdi daha oturuyorum sakinim. Bu sadece bu evde. Dışarıda yine aynıyım. Yine eski eserim. Ama burada abi evin içinde karakterin dışında çıkan insanlar var. Ve ben bunu gördüğüm zaman yani... İtici geliyor değil mi? İtici geliyor, onu ha. bırak da yani diyorum ki sen bu değilsin, ben seni böyle tanımadım. Hani benim sevdiğim kişi bu değil. Evet. Sen burada böyle yapıyorsun ama sen bu adam değilsin aslında. Evet, niye abi. Bunu bu platformda bunu yapıyorsun? Evet. Yani en büyük misal Adnan mesela. Adnan kimsenin arkasından konuşacak bilmem ne falan filan adam değil. Ben evet. öyle tanımadım onu. Ama... Bu platformda. Abi adam yani aldı götürdü yani gidiyor hala. Ya bu da beni üzüyordu çünkü adını biliyorum. Diyorum ki... Geçen bir parladın zaten. Parladım da artık tutamadım kendimi yani. Hakikaten yani neyse. Adını boşver. Adını severim ya. Ben bir kişide daha şok oldum. Onu bugün konuşmayı düşünüyorum zaten. İçeride konuşacağım. Burada konuşmayacağım abi. Dışarıda çok başka bir insan. Çok seviyorum. Ama içeri geliyor. İnsanlar niye buna ihtiyaç duyuyor? Bunu yemin ediyorum anlayamıyorum bro. Anlayamıyorum abi kime neyi gösteriyorsun. Evet. Sen zaten dışarıda çok daha iyi, çok daha sevilecek bir insanken niye burada kendini itici yapıyorsun sen? Niye kendini itici gösteriyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum bro. İnsanlar yani, değişti. Abi değişen değişsin kendine yapar. Değişmeyen de değişmesin gene kendine yapar abi.
işlerin.